Herkese merhaba, ben Ahmet Emre. Bu videoda Apple'ın yeni nesil uygun fiyatta iPhone modeli olan iPhone SE 2020'yi inceleyeceğim. Yeni iPhone SE modelinin kutu açılışını geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaşmıştım. Cihaz bir süredir bende ve bu videoda da cihazla ilgili edindiğim tüm deneyimleri sizlere aktaracağım. Yeni iPhone SE'nin fiyatıyla incelememize başlayalım. Şu anda ülkemizde 5300 liralık bir başlangıç fiyatıyla bu telefon satışta. 64 GB'lık versiyonun fiyatı bu. 128 GB versiyonu almak isterseniz 5750 TL. 256 GB versiyonu almak isterseniz de 6600 liralık bir fiyatı bulunuyor. Bu cihaz uygun fiyatlı iPhone olarak lanse edildi. Öncelikle kimlere hitap ediyor? Bundan bahsedeyim. Yeni bir iPhone almak isteyenler ama 11 serisini pahalı bulanlar bu modele yönelebilir. Bu telefonun olayı güçlü ve güncel donanımı eski kasada sunması. Bu sayede yeni iPhone modellerine göre daha uygun fiyata satılıyor. Bu telefon çıkana kadar yeni ama ucuz bir iPhone almak isteyenler iPhone 8 modeline yöneliyordu. SE modelinin iPhone 8'e göre artıları neler diye soracak olursanız daha iyi bir kamera, daha güçlü bir işlemci ve daha uzun süre yazılım desteği diyebilirim. Yani siz 2020'de bu telefonu satın alırsanız 4-5 sene boyunca Apple'ın en güncel yazılımlarını bu telefonda kullanabileceksiniz. Apple'ın en büyük avantajlarından bir tanesi de bu. Yani yeni model çıktığı zaman eski modellere desteğini kesmiyor. Önceki birkaç modele de en yeni yazılım güncellemelerini vermeye devam ediyor. Ayrıca bu cihazı satın aldığınızda Apple ekosisteminin bir parçası haline geliyorsunuz. Yani Apple Watch, AirPods veya MacBook gibi farklı Apple ürünleri kullanıyorsanız size sunulan avantajlardan da yararlanabiliyorsunuz. Bu Apple cihazları arasındaki senkronizasyon günlük hayatı kolaylaştıran önemli bir detay. Mesela ben içerik üreticisi olduğum için cep telefonumla çok sık video çekiyorum ve bu yaptığım çekimleri de AirDrop sayesinde diğer telefonuma veya MacBook'a kolay bir şekilde aktarabiliyorum. Bunun gibi küçük detaylar aslında günlük hayatımızı fazlasıyla kolaylaştırıyor. Siz de hali hazırda Apple ürünlerini kullanıyorsanız zaten bu fiyatta bir Android telefon yerine iPhone SE en mantıklı tercih olacaktır diyebilirim. Video içerisinde bu konuları daha detaylı yorumlayacağım tabii ki. Ve incelemeye başlamadan önce hala kanalıma abone değilseniz aşağıdan abone olmayı unutmayın. Şimdi tasarımla incelememize devam edelim. 2020 model iPhone SE, iPhone 8 ile aynı ölçülere sahip, yani aynı kasayı kullanıyor diyebilirim. Birkaç ufak detay hariç tasarımı tamamen aynı. Bu detaylardan en göze çarpanı arkadaki Apple logosunun konumu. Önceki iPhone'larda bu logo biraz daha yukarıdaydı ama iPhone 11 serisinin tanıtımıyla birlikte bu logo ortaya alındı. Bu modelde de logoyu ortada görüyoruz. Cihazın arka kapağında dayanıklı bir cam kullanılmış. Bendeki rengi beyaz, siyah ve kırmızı renkleri de bulunuyor. Bu 3 renk arasından benim en hoşuma gidenin kırmızı olduğunu söyleyebilirim. Gerçekten çok şık duruyor. Ayrıca Apple bu kırmızı yani Product Red modellerinden elde edilen gelirin bir kısmını Eylül ayına kadar koronavirüs araştırmalarına destek olarak bağışlıyor. Bu da aklınızda bulunsun. Kırmızı rengi tercih etmeniz için böyle güzel bir sebep de bulunuyor. Ön tarafa baktığımızda yine önceki modellere göre bir fark bulunuyor. Bu da bu 3 renkten hangisini alırsanız alın ön panel siyah olarak geliyor. Bunun dışında iPhone 8'e göre bir tasarım farkı bulunmuyor. Ön tarafta yine klasik haline gelmiş çerçeveli tasarımı görüyoruz. Ekran 4.7 inç büyüklüğünde Retina IPS LCD bir ekran. 750x1334 piksel 16'ya 9 formatında. Burada da yine iPhone 8 modeliyle aynı ekran kullanılmış. Bu ön taraftaki ekranı ve çerçeveyi eleştirenler olabilir. Çünkü artık günümüz tasarım trendlerine baktığımız zaman çentikli tasarımları görüyoruz. Hatta Android tarafı tamamen çerçevesiz telefonlar bile bulunuyor. Ama biraz önce dediğim gibi Apple yeni ve güçlü donanımı eski kasaya sığdırmış. Bu sayede de kullanıcılara uygun fiyatlı olarak bu cihazı sunabilmişler. Cihazın iPhone 11 serisinden farkı zaten dış görünüşü. Bu sayede fiyatı daha uygun. Ayrıca bu eski iPhone tasarımını hala sevenler bulunuyor. Küçük telefon isteyenler için de en ideal tercih diyebilirim. 4.7 inçlik ekranın sayesinde tek elle çok kolay bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Yeni iPhone modellerine baktığımızda 6 inçin üzerinde olduğu için tek elle kullanımı birazcık zor. Ama bu telefonun tek elle kullanım konusunda gerçekten çok rahat olduğunu söyleyebilirim. Ön tarafta eski çerçeveli tasarıma dönüldüğü gibi Touch ID de bu modelle birlikte geri gelmiş. Bildiğiniz gibi yeni iPhone modellerinin hepsinde Face ID yani yüz tanıma sistemi bulunuyordu. Bu telefonda ise Face ID yerine Touch ID yani parmak izi okuyucu bulunuyor. Kullanım tarafında şöyle bir avantajı var. Özellikle şu anda içinde bulunduğumuz bu dönemde dışarıda hep maskeyle gezdiğimiz için Face ID'li telefonlar bizim yüzümüzü tanıyamıyor. Ama
parmak izi okuyucu burada bir avantaj sağlıyor. Touch ID'nin performansı ise klasik önceki iPhone modellerinde olduğu gibi gayet sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Zaten detay çekimlerde de bu Touch ID'nin hızını daha net bir şekilde göreceksiniz. Diğer tasarım detaylarına baktığımız zaman tabii ki 3.5 mm'lik bir kulaklık girişi yok cihazda. Kutunun içerisinden Lightning çıkışlı kulaklığımız çıkıyor. İsterseniz onu kullanabilirsiniz ya da kablosuz bir kulaklığınız varsa yine onu bu telefonda kullanabiliyorsunuz. Hazır Lightning demişken cihazın şarj özelliklerinden de bahsedeyim. Aynı iPhone 11 modelinde olduğu gibi kutu içeriğinden 5 wattlık bir şarj adaptörü çıkıyor. Kutu içeriğinden çıkmasa da 18 watt'a kadar hızlı şarj desteği bulunuyor. Bunun için de ona uyumlu kablo ve adaptörü satın almanız gerekiyor. Tasarım tarafında bahsedebileceğim en son detay ise cihaz IP67 sertifikasıyla geliyor ve bu sayede 1 metre derinlikte 30 dakikaya kadar suya ve toza karşı dayanıklılık sağlıyor. Şimdi sıra geldi bu cihazın en iddialı olduğu noktalardan bir tanesi de donanım kısmına. Cihaz ilk olarak iPhone 11 serisinde gördüğümüz Apple'ın A13 Bionic işlemcisinden gücünü alıyor. Apple bu işlemciyi tanıtırken bir akıllı telefonda kullanılan en güçlü işlemci olarak tanıtmıştı. Bu cihazın kutu açılış videosunda iPhone 8'den ne farkı var gibi yorumlar gelmişti. iPhone 8 yaklaşık 3 yıllık bir model ve 1-2 yıl sonra artık yetersiz kalmaya başladığında ve güncelleme desteği bittiğinde bu telefon hala en güncel oyunları oynatabilen ve Apple'ın en yeni güncellemelerini sorunsuz bir şekilde alan bir cihaz olacak. Yani şu an bu telefonun işlemcisi bir akıllı telefondan beklediğiniz ne varsa daha fazlasını size sunuyor diyebilirim. Cihazın RAM'i ise 3 GB. Bu fiyattaki Android telefonlarda 6 veya 8 GB RAM bulunuyor. Bu telefondaki 3 GB RAM size düşük gözükebilir ama aslında öyle değil. Android cihazların 6 GB RAM ile verdiği performansı Apple 3 GB RAM ile verebiliyor. Bu da iOS'un önemli farklarından bir tanesi. Cihaz performans tarafında gerçekten çok başarılı. Yani bu boyutta bir telefondan beklemeyeceğiniz kadar iyi performans sergiliyor. Grafik testlerinde tek çekirdekte iPhone 11 modelleriyle aynı performansı veriyor. Çoklu çekirdekte iPhone 11'in birazcık gerisinde kalsa da bu kesinlikle sizin günlük hayatta fark edeceğiniz düzeyde bir puan farkı değil. Cihazın performansını daha iyi anlamanız açısından birazcık bu telefonla oyun oynadım. iPhone SE'nin pilini ve performansını test etmek için 10 dakika boyunca PUBG Mobile oynadım. Oyunun grafik ayarlarından özellikle telefonu zorlamak için alabileceğim bütün ayarları en yükseğe aldım. Yani ultra grafik ayarlarında 10 dakika boyunca oyunu oynadım. Bu 10 dakika boyunca ultra ayarlarda olmama rağmen en ufak bir donma veya takılma sorunu yaşamadım. Ve 10 dakika sonunda telefonun sıcaklığında da pek bir değişim olmadığını söyleyebilirim. Pil tarafına baktığımızda ise oyuna başladığımda pil %95 seviyesindeydi. 10 dakikalık oyun sonunda %88'e indi. Yani %7'lik bir düşüş oldu. Bu %7'lik düşüş birazcık fazla ama oyunu ultra ayarlarda oynadığımı düşündüğümüzde aslında normal. Siz oyunu ultra değil yüksek grafiklerde oynarsanız biraz daha iyi bir pil performansı alabilirsiniz. Cihazın oyun ve pil performansı bu şekilde. Telefonun oyun içerisindeki pil performansını gördünüz. Cihazda 1821 mAh'lik bir batarya bulunuyor. Bu batarya değer olarak size az gözükebilir. Cihazın 4.7 inçlik bir ekran olduğunu düşündüğümüzde aslında gayet yeterli. Ayrıca Apple'ın başarılı pil optimizasyonu sayesinde normal kullanımda bir günü çıkartabileceğini söyleyebilirim. Ama ekstra yoğun bir kullanımda cihazı akşama doğru bir kez daha şarj etmeniz gerekebilir. Benim batarya tarafındaki deneyimlerim bu şekilde. Şimdi sıra geldi bu telefonun kamerasına. Bu cihaz iPhone 11 serisine göre uygun fiyatlı olduğu için ultra geniş açı kameraya bu modelde yer verilmemiş. Ona rağmen 12 megapiksellik tek kamerası da gayet güzel işler çıkartabiliyor. Bu kamera f1.8 diyafram açısına sahip. Cihaz başarılı kamera performansı sayesinde aslında içerik üreticileri için çok ideal. Yani çekim yapmayı seviyorsanız veya YouTube gibi platforma içerik üretiyorsanız bu cihaz tam size göre diyebilirim. Kamerası gerçekten çok başarılı çekimler yapıyor. Gündüz verdiği performansa baktığımızda 5300 TL fiyatıyla bulunduğu segmentteki en iyi fotoğraf ve video performansı veriyor desem yanlış olmaz. Ayrıca videonun başına bahsettiğim gibi burada Apple'ın bazı avantajları var. Mesela Apple'ın ücretsiz video düzenleme yazılımı olan iMovie'yi kullanarak çektiğiniz videoları düzenleyip farklı işlemler yapabiliyorsunuz. Ya da MacBook kullanıcısıysanız çekimlerinizi AirDrop'la bilgisayara aktarıp orada daha detaylı düzenlemeler yapabiliyorsunuz. Tam da bu yüzden cihaz içerik üreticileri için gerçekten çok ideal. Arka kamera 4K 60fps video çekimi yapabiliyor. Video tarafında verdiği performansı da ben çok başarılı buldum. iPhone 11 ile video performanslarını yan yana koyup karşılaştırdığımda ise arada cidden pek bir fark göremedim. Evet arkadaşlar, şu anda iPhone SE 2020 modelinin video performansını test ediyorum. Bunun için dışarı çıktım ve şu anda cihaza 4K olarak kayıt alıyorum. Evet arkadaşlar, şu anda da bu videoyu iPhone 11 ile çekiyorum. Yine 4K 30fps olarak kayıt alıyorum. Biraz önce iPhone SE'nin yaptığı çekim izlediniz. Şu anda da iPhone 11 ile yaptığım çekim izliyorsunuz. Aradaki farkı siz de görmüş oldunuz. İki cihazın da video performansları bu şekilde.
Bu cihazın kamera tarafında iPhone 11'den ne farkı var? Biraz bundan bahsedeyim. iPhone 11 serisinin kamera bölümünde iki önemli yenilik getirilmişti. Bunlar ultra geniş açılı kamera ve gece moduydu. Bu iki özellik de bu cihazda bulunmuyor. Bunun sebebi de iPhone 11 modelleriyle arasındaki fiyat farkı. Bu cihazdaki tek kamera gece modu olmadığı için düşük ışıkta iPhone 11 kadar başarılı sonuç vermese de önceki modellere göre bazı geliştirmeler yapıldığını söyleyebilirim. Cihazdaki önemli kamera özelliklerinden bir tanesi de portre modu. Arka tarafta tek bir kamera olmasına rağmen Apple yazılım desteğiyle birlikte portre fotoğraflar çekmenize olanak sağlıyor. Ayrıca sadece arka kamerada da değil, ön kamerada da portre modunu ve stüdyo efektlerini kullanabiliyorsunuz. Apple'ın ön tarafta True Depth sensörü olmayıp da portre modu sunduğu ilk cihaz iPhone SE oldu. Derinlik sensörü olmamasına rağmen hem ön hem de arka kamerayla çok başarılı portre fotoğraflar çektiğini söyleyebilirim. Ön kameranın çözünürlüğü 7 megapiksel. Bu kamerayla 1080p 60 fps videolar çekebiliyorsunuz. Hem video hem de fotoğraf tarafında verdiği sonuçlar gayet başarılı. Biraz önce bu telefonun içerik üreticileri için ideal olduğunu söylemiştim. Bu yüzden ön kamera da çok önemli. Videolu içerik üretiyorsanız iPhone SE'nin ön kamerasıyla da video tarafında gerçekten güzel işler yapabiliyorsunuz. Fotoğraf tarafına baktığımızda da ön kameranın verdiği sonuçlar sizi fazlasıyla memnun edecektir arkadaşlar. Benim cihazın kamerasıyla ilgili de bahsedebileceklerim bunlar. Bu videomuzun artık böyle yavaştan sonuna gelebiliriz. Bu videoda Apple'ın yeni uygun fiyatlı iPhone modeli olan iPhone SE 2020'yi detaylı bir şekilde incelemiş oldum. Son olarak genel bir değerlendirme yapacağım. Eğer yeni bir iPhone almak istiyorsanız ama iPhone 11 serisini pahalı buluyorsanız veya bir telefon alıp uzun bir süre kullanmak istiyorsanız, yani bir telefon alayım birkaç sene boyunca yeni telefon derdim olmasın diyorsanız bu cihaz gerçekten tam size göre. Eğer tasarım da sizin için önemliyse bunun için bütçeyi biraz da arttırıp iPhone 11 serisine yönelmeniz gerekiyor. Ama tasarım benim için çok önemli değil. İyi bir kamerası olsun, güçlü bir donanımı olsun ve beni uzun bir süre idare etsin diyorsanız iPhone SE bu konuda tam aradığınız telefon diyebilirim. Benim bu videoda bahsedebileceklerim bunlar. Telefonla ilgili hala aklınızda bir soru işareti kaldıysa veya merak ettiğiniz bir şey varsa yorum kısmında bana sorabilirsiniz. Tüm yorumlarınızı cevaplamaya çalışacağım. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.